Selam arkadaşlar. Siz istediniz, ben geldim. Hafta sonu bir video paylaşmıştım. Öyle çok kasalar vardı ki. İzleyenler bilir, izlemeyenler bundan bir önceki videoya gidip izleyebilir. Yani o kadar çok define kasası var. Ben buraya define bankası dedim direkt. Çünkü süper, her yerde bir çeşit işaretler. Her yerde bir kasacık, her yerde bir gizli olaylar gizlenmiş. Şimdi bugün geldim. Niye geldim? Çünkü siz istediniz. Niye açmadın abi? Allah'a. İleri doğru saklayalım da bugün birkaç tane açalım şöyle. Bir başlayalım bakalım. İçinden neler çıkıyor bir görelim. Boş mu? Dolu mu? Bir görelim. Ondan sonra devam ederiz ona göre. Hadi macera başlasın diyorum. Şimdi hangisinden başlayacağım? Şunu düşündüm. Çok büyük. Çünkü içinden büyük malzeme çıkma ihtimali var. Kenarında da böyle bir çeşit işaretler var gibi. Bir şey yazmaya çalışmışlar gibi. Ondan şeyim var. Buna baktım. Bundan sanki almışlar gibi. Niye diyeceksiniz? Adam tam nokta vurmuş. Ya burasını kırmış. Şurada bir tane cep var. Şöyle elimin girdiği şekilde şöyle göstereyim kamerada. Şurada bir tane cep var. Size gördünüz. Yani tam böyle, tam şuradan alınmış gibi duruyor. Ha, bir tane bir pointerle yoklarım. Niye yoklarım? Çünkü eski dönemde aldıysalar insanlar, bak şimdi, yerin hakkı diye bırakıyorlar diyecektim. Şu sese bak. Maşallah. Dur bakalım, kafama takayım kamerayı. Maşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum, taşak mı geçtiniz be? Buraya. Çivi bırakmış ha. Cinler bu çiviyi mi koruyacak? Oğlum, altın bırakacaksınız, altın. Ne aldıysanız 2-3 parça bırakmanız lazım. Adama bak, çivi bırakmış be. Adam kasayı boşaltmış, İçinde bir çivi bırakmış. Tüh. Yazıklar olsun. Şöyle de bir işareti varmış. Neyse, kasa çok. Ağır yakacak zaman değil. Çalışma zamanı. Şunu da hemen geldim. Şuracıktaydı. Yerde buraya koydum. Güzel bir parça. Bu büyük. Az ileride açıkları da bir kontrol etmek isterim dedim ya. Çünkü açıklarda eskiden hak olarak bırakıyorlarmış. 1, 3, 7. Kim yazdı? Kim bırakar 7? Kimse bırakmaz. En azından 1-2 parça bir şeyler açıklarda arayacağım. İlk önce ve ondan sonra bakacağım hangi kasayı, niyetim varsa açacağım. Şimdi o burada bile var bir tane. Bunu hemen halledebilirim. Şimdi tam öyle aşağıdan göreceğiz. Şurada yukarıda var. Ona çıkacağım. Açık. Şurada var bir tane açık ama bu çok şey bir yerde, böyle çıkılacak bir yer değil. İlk önce onu denemek istedim. Ondan sonra buradan başlayacağım demek ki. Burada böyle bir tane küçücük vardı. Bir küçük açacağım, bir büyük açacağım, bir küçük açacağım, bir büyük açacağım, bir küçük açacağım, bir büyük açacağım. Bugün uhu, işler çok. İlk önce bir şey söylemek isteyim. Instagram'da bir tane fotoğraf paylaşmıştım. Yerde yatan bir tane karaca buldum. Çok güzel. Öyle yatıyor. Resmini koyarım bir kenara. Çok güzel. Bana sorarsanız define işareti değil. Ki büyük ihtimal değil. Ama orasını video çekmiştim ama videosunu yayınlamayacağım. Çünkü düşündüm, videosunu yayınlarsam civarı tanıyan birisi olursa gidip orayı büyük ihtimal parçalayacak. Parçalanmaması için, sağlam kalabilmesi için videoyu yayınlamayacağım. Gereken yerlere zaten bildireceğim bu hafta sonuna kadar inşallah. Artık korumaya alındığı zaman, ne zaman ki korumaya alınıyor, ondan sonra videoyu yayınlarım. Daha şimdiden o video için sizden like bekliyorum. Çok güzel bir yer. Hakikaten muhteşem. Bence çok muhteşem bir
şey olacaktı, video olacaktı. Ama öyle düşündüm. Yeri koruyabilmek amaçlı videoyu yayınlamayacağım. Şimdi oraya tırmanayım. Burada var. Şöyle etraftan bir soksam. Yok, girmek. Bunlar bayağı derinler. Şimdi bu taş inmiş bazı yerlerde. O yüzden civarları açılmış ama içindeki hala yapıştırılan taş, kaya duruyor. O durduğu için bence kimse tarafından açılmamış ama bu oradaki açılmış. Çok güzel bir yerde. O yüzden bir tırmanıp bir görmek istemem ama nasıl tırmanacağız? Maymun gibi olmak lazım. Yok, çok ters. Bismillah. Tırmanıştım ama ayağım bunun içine durması lazım ki basabilirim, yoksa acayip bir yere yapmışlar ya. Güzel. Böyle yerlerde güzel paracıklar çıkar. Normalde inşallah bırakmışlardır bir şeyler. Vallahi burada da sinyal var. Güzel. Aferin oğlum, işte böyle bırakacağım. Aferin. Şöyle bir güzel bir sarı mı sarı bir Romanus Antikanus parası gibi görünüyor. Üzerinde Sezerius, Mezerius hepsinden mevcut. Dur bakalım, şimdi açalım yine. Gecik mi? Neyse, ona da bereket versin. Şimdi ben buraya... Neyse, şimdilik kalsın böyle. Sonra ceketimin yanına gittiğimde buraya çıkacağım. Bir güncel para bırakacağım. Ki burayı koruyan varlıklar onu korumaya devam etsinler. İyi, tırmandık da şimdi nasıl ineceğiz? John! Maymun gibi tırmaşıyorsun ama inmeyi düşünmeysin. Dostum. Uzaktan bu ağaçlar var. Bunlar olmasa nasıl yapmış millet anasını satayım kasacıkları be. Başka açık var mı? Buralarda çok kapaklar açılmış, ben size söyleyeyim buraya. Bunları görüyor musun? Buraya bak. Buralarda çok açılmış. Şuraya bakın. Şu kasaya bakın. Devasa. Maşallah yavrum. Paşam benim. Şurada var bir büyük, bize dedik açılmış olanlardan, bunun içinde var. Bunu açabilirim aslında, bu daha kolay görünüyor. Bunu açmaya deneyeceğim. Şurada var. Küçücük aracık var mı? Şurada var bir kasa, bunları tutmaya gerek yok. İçinde de olsa uzakta var. Bu enter yakalamaz. Neyse, açmaya başlamalı. İlk önce şurada bir küçücük vardı. Onunla başlayacağım, sonra buna geleceğim demek ki. Burada görüyorsunuz bayağı bir işçilik olmuş zamanda. Aynen öyle. Hadi bakalım, alayım malzemeyi. Geliyorum.
açma isteğim ama onu sona saklayacağım. Neredeydi o? Bunu mu? Şunu bir açalım ya, bak. Yanda hemen daha büyüğünü açmışlar mesela. Dur bakayım, ona da bir pointer tutalım. Bu çok kolay olacak, o yüzden ilk ona niyetlendim. Dedim kolayı bir halledeyim. O zoru kalsın. Zorları kalsın. Yalancı da olabilir. Şaşırmam yalancıysa. Çok basit, çok küçük bir. Ama insan bari bir paracık gizler. Oh, oh, güzeller bak. Güzeller bak, güzeller. Sen ne güzel bir şeysin be. Boş, boş ama. Boş da olsa. Şu güzelliğe bak be. Sen ne güzel bir şeysin be. Bir şey değil. Zaten boştur gibi diyordum. İnşallah dedim doğru. Doludur ama çıkmadı dolu. Şuna bak şimdi. Şurada bir şey yazıyor mu? Bana mı öyle geliyor? Şurayı görüyor musun? Tam böyle bir çizgi var. Böyle de var. Şu an tam çiziyorum şeyleri. Böyle de var. Dur bakalım çıkacak. Şuraya kadar. Şöyle bir şey var ama bu artık doğal olma ihtimali var. Ama şunlar bir doğal gibime gelmiyor yani. Şöyle. Bana sorarsanız doğal değiller. Yorum bekliyorum bunlar için. Şunlar bir anlama geliyor. Eminim ki beni izleyen birileri bunu biliyordur. Ne anlama geldiğini. Yorumlarınızı bekliyorum. Ve sıra geldi kasaya. Hangisiydi o ya? O kadar çok ki. İçindeki her çıkıyor.
Şurada bir çatlak var onu. Çatlak ama işe yaramazmış. Oh, oh, bir şey düştü, metal. Metal düştü, de bak. Oh, oh, dostum. O kadar erozyona uğramış ki. Hemen şuradaymış ya. Ulan pointer tutsam yakalayacakmışım zaten. Yaprak, bir çiçek, bir yaprak. Neyse, indirce de sonunda bakarız nedir, neyin nesidir. Bir pointer tutalım biz şuraya, başka bir şeyler düşürmeden. Başka yok, benim ümidim şu taşın arkasındadır dedim. Ama buralar öyle bir boşluk oluşmuş ki bak nasıl elim sıkıyor. Artık herhalde şuraya kadar gelmiş. Var mıdır acaba arkasında bir şeyler ya, ben arkasında mı ümitliyim? Bayağı alta doğru gidiyor. Nasıl olacak be? Nasıl olacak kardeşim? Olur. Millet yapmış.
Ayağım refleks olarak çektim. Bir parçayı koparttık. Şurada bir aralık var mı? Ama böyle geliyor. Şurası bir ilginç. Bir cep var sanki, burada kapalı bir cebimiz var. Bu sadece caydırıcı mıydı acaba? O hediye. Şurada. Tam şurada bir cep var sanki. Tarafı bayağı açtım. İyi, güzel. Güzel. Şimdi tam şurada bir tane cep var. Kasanın içinde kasa var yani. Onu iyi ki fark ettim. Yoksa neredeyse bırakacaktım burası. Diyecektim artık. Sonuçta bir malzeme aldık. Daha fazlası yoktur diye. Bu arada sesleniyorum. Rüzgar var da. Acaba bir birisi geliyor falan. Dikkatli olmak lazım. Böyle yerlerde. Ekstradan bir kapak var. Ona ulaşmam lazım. Çok sağlam yapmışlar ya. Nereden? Buna tutundum ama yallah hissederek doğru olanı yakaladım herhalde. Şurayı bilmiyorum, kamera tam çekiyor. Tam şurada bir tane daha küçük bir kapacık var. Bu taşlar da gidiyor ama nereye, bir boşluk var altta. Oraya doğru gidiyorlar. Onu bir aç alsam. Yan tarafında bir cebi var. Nasıl gizlemişler gibi görünüyor. Yes paşam. Çıkıyor. Oynattım. Tamam.
Hoppa, ben burada bir şey gördüm. Ben dedim ya kapı açık diye, bak bak. Yes be. Dur bakalım, inşallah artık çıkar. Dur, pointerle bir tutayım. Yes John, yes, olacak gene. Hadi. Hadi. Yes, açmışım. Şöyle bir kapacık. Dostum. Dostum, dostum. Heyecanlıyım. Kasanın içinde kasa var. Siz düşünün, burası ne elamet makineye bak. Şöyle kamerayla bir çekeyim. Olamaz. Olamaz, böyle bir şey olamaz. Görüyor muyuz gençler? Görüyor muyuz gençler? Avucum dolu. Varalı sayayım ya bari. 6, 4, 6, 7. Hopa, 10. 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 parça. Maşallah, dur bakalım daha var mı? Daha var o, olmaz mı? Bir tane, iki tane. 30. Şuraya kadar. 31 tane. Hayret, 31 de değişik bir rakam ya. Hayret bir şey. Neyse, sonuçta 31 tane. Eski insanlar biz gibi kötü fikirli değildir herhalde. Kasa içinde, kasa içinde kasa. Kasa içinde kasa, ben buna derim. Neyse. Para çıkıp toplayayım. Şimdi bunları cebe koyacaktık ve devam edecektik. Kasa içinde kasa. Böylesi daha dengelmemişti. Salayım. Huh. Dostum sende ne var sende? Heh, bu kadar büyüksün. Allah bilir ne var senin içinde. Ama çok şükür. Ben bugün hediyemi aldım. Bugün artık açmam herhalde. Fazla risk almayalım. Bugün bu kadar yeter. Burasını öğrendik. Dediğim gibi. Benim için bir define bankası. Görüyorsunuz burada var, şurada var, üstte var, burada var, büyük bir tane, burada açılmış var, orada açık vardı, daha var, var da var, bilmiyorum kaç tane var, sayacağım. Şu civardaki kayalarda da olabilir, araştırmaya fırsat yok. Dediğim gibi arkadaşlar, bugünkü hediyemi aldım, artık burası sıkışınca geliriz yine, bir sonraki macerada görüşürüz. Emin olun çok daha güzel bir yer olacaktır. Çok daha güzel işler çıkartacağız. Hep birlikte adım adım 500 bine gidiyoruz. Hadi bakalım.